Oha, onlar nasıl lastik be? Yuh. Bir uçak insa da yakalasak. Valla burada sarıda şaka olmaz. Paketlerler. Aha. Umarım kamera alıyordur şu anda bunu. İki tane uçak birden iniyor. Baya yakından görme şansı sonunda yakaladım. Hep arabayla ya da otobüste falan geçerken görüyordum. Bu kadar yakından müthiş. Bana mı çalıyorsun? Ha yok. Zaten kırmızı yanıyor. Bana da çalıyorsun. Camping Mysteryland. Ne oluyor lan orada? Cin mi var acaba? Uçak çıkabilir işareti miydi o? Yani dikkat edin, uçak inebilir yani. Şey yapmayın çok. Başınıza iş almayın. Oha, ne güzelmiş. Gündüz de yeşil yelek giyen motorcular var. Burada da yasa çıktı da haberimiz mi yok ya? Bir ara Türkiye'de de vardı herhalde, sonra kimse iplemeyince kalktı mı, ne oldu? Herkese zorla yeşil yelek giydiriyorlardı. Ya gece faydalı aslında, faydasız değil de. Zaten reflektörlü bir ceketiniz varsa ki, reflektörlü bir şeyiniz olması zaten işte, kaskınız, ceketiniz, botunuz, topuk kısmında vesaire, zaten motorun bütün ışıklandırmaları. Ya yeterli aslında. Ekstra bir şeye gerek var mı? Hani ben iyice görünür olayım, benim ceketimde yok reflektör diyorsanız olabilir. Yani işte öğretemediklerimizi cezalarla kapatmaya çalışıyoruz. Çok ilginç konular gerçekten. Oha, resmen yani tır gibi döndü oradan, yapacak bir şey yok. Körükle otobüs anca döner. Bu yol da güzel gözüküyor aslında. Sana bir de o tarafa gideyim. Geçmeyelim. Dönüş şeridindeyiz yine. Otobüsü geçemedik. Burada şeritten ayrılması bence müthiş olay. Ama bazen işte tabii ben de daha yeni alıştığım için bir anda yanlış şeritte kalabiliyorum. Dönecekmişim oradan. Oradaki şerit ayrılmış, görmemiş olabiliyorum falan. Alışıyoruz ama bakalım. Taksi Markus. Adam taksi şirketi kurmuş ya. Helal. Sivaslı mı acaba? Burada da acaba abi Utrehliler burada. Taksiciler kardeşim. Bir şey var mıdır acaba? Abi İstanbul'daki 2000 taksi Utrehlilerin. Böyle yerler hiç beklemediğiniz anda polis çıkabiliyor. O yüzden hız sınırı önemli. Oo, rüzgar fena vuruyor ha. Oha. Orada tren yolu mu var, yol mu kalkacak anlamadım. Ya normalde düz gitmeyi kapattı. Kanal var orada. O yolun ha kalkıyor şimdi, evet. Kameradan gözüküyor mu bilmiyorum ama aha kalktı. Kalktı vallahi, helal olsun. Bir de şimdi inmesini bekleyeceğiz. Ha bayağı kalktı. Oo, bu bayağı büyükmüş ya. Çok iyi. Bari büyük bir şey geçsin ya. Bazen böyle kalkıyor, böyle bir tane küçücük taka geçiyor. Sinir oluyorum. Değsin bari bu kadar beklediğimize.
Aha, gözüktü. Aa, büyükmüş. Aa, okey, tam bayağı büyükmüş. Bu da şans işte yani. Tam o koca gemiciğin geçeceği ana denk geliyorsunuz yani. Şimdi şöyle bir durum da var. Mesela yolları bilsem belki diyebilirim ki hani ileride bir geçiş daha vardı, oraya gideyim geçeyim, ama genelde bu tarz geçiş noktaları ya yani bu köprüler büyük kanallarda çok aralıklı oluyor. Bu sefer devamlı hepsini açmaları lazım çünkü. O yüzden genelde çok uzakta oluyor bir sonraki köprü ya da buraya en yakın olabilecek köprü. O yüzden beklemek genelde daha avantajlı. Ha, daha geliyor. Oo. Evet. Bayağı geçiyorlar. Aa, bir tane zengin teknesi geçiyor. Ah, peki biz ne yapalım be, gezin be. Valla bunun sırf direği uzun diye açmışlar ha. Direği olmasa geçer bu. Bu benim gördüğüm en modern köprülerden kalkan. Yani bu baya bazıları baya eski olanlar çok mekanik. Baya amortisörlü falan, daha elektronik, daha modern. Niye inmiyor? Hah, iniyor artık, tamam. Sonunda. Evet, artık ufaktan gidebileceğiz. Aha, indi. Tamam, hadi gidelim. Gidelim. Kuruduk. Oh be. 10 dakika falan bekledik ha. Arkadaş, neymiş? Şeydi, terledim. Ha, Amsterdam Bosun oraya geldik. Güzel. Burası Amsterdam'ın en büyük ormanlarından biri de, en büyük ormanı galiba. Evet. Biri demeyeceğim, en büyüğü. İçinden gidebiliyor muyuz biz de? Ha, gidiyoruz valla. Ceza yediler. Aa, güzel. Oho. Ormanlık falan güzel. Aa, burada yıkılan ağaçları kesmişler. Ne kadar güzel yarmışlar onları ya. En sevdiğim düşük hızlı virajcılık. Aa, yanıp sönen sarılar. Bu pek gördüğüm bir şey değil burada. Bak, bizde çok olur bunlardan. Dikkat et, bekle, boşsa geç. Burada çok az görüyorum. Genelde net yanıyor yani ışıklar. Biraz daha şehir içine geldik galiba. Arkamda Ford. Ne bu, Ram mı? Ram. Sorry for your penis car. Amerikalıların tabiriyle. Oha, sese bak. Biraz gürültülüymüş. Hadi bakalım. Şimdi ben geçebileceğim, sen geçemeyeceksin. Ama orada araba geliyor zaten. Tam daha geliyor. Orada durdu. Geçeyim o zaman. Geçtim. Oğlum çok büyük bunlar ya. Yani şu an siz göremiyorsunuz. Muhtemelen aynadan göremiyorsunuzdur da. Olmazsa bir noktada bana yol vereyim. Sonra erkekliği tutar, vallahi başımıza iş alırız.
Ya bu Hollanda yollarının en çok sevdiğim yanı, yani sadece motora değil, asfalta da güveniyorum. Yani bak, yer ıslak. Yani güveniyorum derken gaza gelmiyorum tabii de. Tüm keskin bir viraj var falan. Rahatça yatabiliyorsun. Motosiklet harbiden istediğin yöne, istediğin şekilde gidecek. Bunu hissediyorsun. Bu çok güzel. Yani asfalt çok fark ettiriyor. Yani Türkiye'de bunu hayatta hissedemiyordum. Ha hoş, yani Türkiye'de zaten hani MT 07'm varken onun zaten hani amortisörleri falan tırttı. İlk versiyondu zaten. Anca işte lastikleri yenildiğinde ve biraz amortisörlerle oynayabildiğinde işe yarıyordu. Daha iyi olabiliyordu biraz. Ama yine de o güveni almak çok zordu. Karşıya geçecekler zannettim, geçmediler. Burada çok rahat. O konuda mutluyum. Evet, bugün yine borçlarım var. Bu aralar Crown izliyorum. Crown'ı sanırım 5 sezon çıktı. Bir sezonu daha var. Artık iyice yakın döneme geldiler. Ben 3. sezonun başındayım. Yani Olivia Colman'a geçtik. Artık Elizabeth, 2. Elizabeth, Olivia Colman. Yani bu geçiş biraz da biraz ilginç oldu dizide. Biz bir de üst üste izleyince bölümleri, seri izleme yapınca bir anda ben şeydi tahmin ediyordum, hani bir 5 sene 6 sene belki 10 sene atacak gibi tahmin ediyordum. Ama böyle kraliçenin çöküşü, bir anda yaşlanması temasıyla 2 sene sonra, dizinin 2. sezonun sonunda bıraktığı yerden 2 sene sonra Olivia Colman'a geçtiler. İlginç oldu. Öyle kolumda çok mu yaşlısın dediler, anlamadım şimdi. O da ayıp yani kadın. Neyse, genel olarak bu arada hani Crown'la ilgili hani bir video yapar mıyım bilmiyorum ama hani ara ara konuşacağım. Yayınlarda, motovloglarda, şurada burada. Spoilerlık bir şey yani söylemem zaten. Hani tarihini bilmiyorsanız, ki ben de birçok şeyi bilmiyorum aslında. Sadece George R. R. Martin'in İngiltere tarihinden, yani Britanya tarihinden uyarladıklarını biliyoruz işte. Hatta Prens Philip, Matt Smith oynuyor Prens Philip'i ilk sezonda. Ve ve şeydeki karakteri, Damon karakteri aynı ya. Aynı yaptığı şeyler var. Bu kadar olur yani. Aynı şekilde Rhaenyra'ya yaklaşımı, onu kraliçe kabul etmesi, onunla evliliği, bir yerde ejderha yerine fili sakinleştirip kontrol etmesi falan. Gerçekten çok ilginç. Yani George R. R. Martin herhalde bir noktada Philip'ten de etkilenmiş. Vay be, Philip ne adamdı falan. Ama Philip bir yandan da şey bir adam. Nasıl diyeyim? Fazla erkek bir adam. Tabi bunu biraz şeye de bağlıyorlar ki bu aslında genel olarak da hani prens olmasa da doğru. Böyle biraz bunu yani Türk filmlerinde de çok görmüşüzdür. Genel Amerikan sinemasında da çok görmüşüzdür. Yani özellikle zor şartlarda büyüyen babanın ya da işte belli zorluklar yaşama ihtimali olan, ama tabii şimdi bu prens ne zorluk yaşamış. Tabii bunlar işte dünyayı sömürüp yok edilmek istediklerinde zorluk yaşadık diyorlar. O da ayrı bir terane tabii. Burada 80'miş ya. Ben de diyorum biz mi yavaş gidiyoruz? 80'se 80'le gidelim kardeşim. Biz de gideriz yani. Ne var? Biz de arkayız. Ha. Neyse, genel olarak o şartlarda yetişen bir babanın işte, evet sen de bu zorluklara hazır olacaksın. Seni döveceğiz. Seni zorluklarla yetiştireceğiz. En pis okula gideceksin. Yatılı okuyacaksın falan tarzı. Erkek olacaksın, erkek tarzı yetiştirmesinin sonucu dünyayı yöneten erkeklerin toksik erkekleriyle daha fazla erkeklik yaparak devamlı hatalar yapması gibi bir noktaya geliyor. Ya tabii çıkan savaşlara falan da baktığında böyle bir sürü tuhaflık görebiliyorsun tarihte. Neyse, konu o kadar derine girmeyeceğim ama hani Prens Philip'in
Böyle bir şey erkekliği var. Oradan hani konuyu şimdi bak çok acayip bağlayacağım. İşte bu böyle orta yaşlarda falan ve krize giriyor. Bak sarı durduk. Son anda. Ya, otobüs geçsin tabii kardeşim. Otobüs geçsin. Peki biz ne yapalım? Vergilerimizle otobüs geçiyor. Neyse ne diyordum? Ha, Matt Smith'in böyle bir orta yaşla beraber artık ne yapacağını bilememekten erkekliğimi elimden aldınız. Ben sadece kraliçeye de kısamayayım kardeşim deyip böyle uçak süreceğim ben. Yani pilot olacağım falan diye gaza gelmesi. Oğlum dönecekmişiz ha. Muhabbete daldık. Neyse. Biraz şeyi sorgulattı onu. Ulan dedim ben de 30'larımda motosiklet sürmeye başladım. Ama yani şöyle başlamadığıma eminim o dönem için. Evet hani İstanbul çok trafik. Zaten ben kaç yaşındaydım? 29 aslında. 29 civarı başladım. Tam 30'a gelirken. Burada bizi nereye soktu? Bak yine GPS'e küfür edeceğim. Neyse şehir içine girdik. O civarlarda başladım ve hani evet ya artık ne yapacağımı bilemiyorum. Motora mı başlasam hiç aslında hiç de kafamda olan bir şey değildi. Hatta üşenirdim motosiklet sürmeye. Çünkü çok ekipman, onları taşı, giy. Hep dikkat et. O çok iş abi. Onları her gittiğin yerde terleyeceksin falan. Üşenirdim açıkçası. İşin ilginç yanı eşim beri benden daha fazla motosiklet tecrübesi var. Çünkü arkadaşlarım motorun artçı falan biniyordu. Ya istiyorsan hani dene bence bak zevkli de ha falan deyince aa bizi burası çıkmaz. Biz nasıl çıkacağız buradan? Ya oğlum GPS bizi nerelere soktun ya? Baya çıkmaz yola soktu beni. Allah Allah. Biz nereye geldik ya? Ulan GPS. Kilise geldik ve burası çıkmaz sokak. Çıkmaza girdik. Neyse dur dönelim. Buradan başka yöne gidersek çıkarız herhalde. Çok değişik bir yere geldim bu arada. Burayı hiç bilmiyorum neresi burası. Aa pofurçusçu varmış. Pofurçus güzel bir şey bu arada. Hollanda'ya gelirseniz öneririm. Böyle küçük pankekçikler gibi. Minik minik. Sıcak sıcak yemesi bayağı güzel oluyor. Neyse biz buradan gidelim. En iyisi. Buraya kamyon giremiyor. Biz girebiliyorsak sorun yok. Neyse ben de işte biraz da Beri'nin gazıyla o anda evet ya İstanbul'da trafik var bilmem ne işe gidip geliyoruz zor olacak falan. Öyle öyle eğitim al falan filan başladım. Ama genelde hani bizdeki algı şeydir. Orta yaş krizinde erkek adam spor araba alır, motosiklet alır. Halbuki Türkiye'de aslında bu biraz öyle de işlemiyor ya. Ya Türkiye'de zaten senin ekonomik olarak bunlara erişmen için zaten 30'lara gelmen lazım. Yani para kazanacaksın, bilmem ne yapacaksın. Anca yani. Biz yine ters yönde falan mı izleyeceğim ama yani bu nasıl bir yol ya? Biz nereye girdik abi? Dur bakalım hayırlısı. Ya bir girilmez işareti yoktu gördüğüm yerde de. Yine ilginç yerlerden gidiyoruz vallahi. Tabelaların yönünün buraya dönük olması şu an için tek dayanağım. Ya da çok biz ceza yiyeceğiz. Ha yok tamam doğru. Ters yöne değilmişiz. İşaret var. Sıkıntı yok. Ha ne diyordum? Evet zaten bunlara erişimin için zaten belli bir ekonomik seviyeye gelmen lazım. Yani hele şu anda iyice saçmalık. Hani ona girmiyorum. En azından 10 sene öncesinde bile. Ya ben en azından ajansa girip düzgün para kazanmaya başladım. 27-28 buradan mı gidiyoruz? Buradan evet. 30 yaşlarında bunlara erişebildim. Yani
O da krediyle. Hani gidip yine peşini alamıyorsun. Kredi, taksit bilmem ne. Anca öyle. O yüzden hani bizde orta yaş krizi mi oluyor bu? Çok emin değilim. Bir de zaten orada ekstra bir cinsiyetçilik var. İşte erkek adamın orta yaş krizi. Niye oğlum yani? Kadın spor araba süremeyecek mi? Kadın motosiklete binemeyecek, binemeyecek mi? Yani hoş gerçi kadınların zaten motosiklete binerken bile hemen bir tacize uğraması olurdu yani Türkiye'de. O kadın motora biniyor, vay be kadın motorcu. Hastasıyız falan gibi. Gerçi bu yine her şeyde var ya ya. Yani konudan konuya zıplıyorum ama oyun oynarken de böyle ya. Gerçekten herhalde Gamer 31 tayfanın en yorucu olduğu yer orası. Kardeşim kadınlar oyun oynuyor da yani ne oynuyor ki işte. Dandik dandik indim indi. Göreyim bakayım bir CSGO patlatsın falan. Ne alakası varsa yani gerçekten bunları toksiklemekten kurtulamadılar. Ya neyse genelde bu orta yaş krizi diye ithaf edilen şeyler aslında zenginlerin orta yaş krizi. Ya yani bunu Crown'da daha iyi anladım. Burası da Şile yolu gibiymiş. Neymiş bu ya? Yeni mi yapılıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Üçüncü köprüyü mü yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz aslanlar? Nerelere geldik yine ya? Motorcuya kafayla selam verdim ama çok iplemedi beni. Vay be, yine iplenmedik bugün ha. Demek ki bizi yeterince erkek bulmadılar. Çünkü benim motor daha spor. Sizinki Dede Bey motoru. Neyse. Dede Bey motor dedim de hayvan gibi biri KTM 1190 Adventure'dı galiba. Diğeri de GS'ti sanırım. Çok dikkat etmedim ama artık videoda bakarım tekrar. Yani evet, yani orta yaş krizi birazcık zengin oyuncağı olduğunda oluyor bu işler. Yoksa orta sınıf adamın şöyle bir krizlik durumu yok yani. Ulan zaten alabileceğiz mi alamayacağız mı ona bakmak lazım. Ha tabii bizde araba işini ve genel olarak motosiklet işini devamlı oyuncağa çeviren 40'ından 50'sinden sonra başlayan zenginler yok mu? Mesela böyle üst düzey yöneticiler falan vardı. Çok görürdüm onları yani. Böyle şeydir onlar. 50'ye falan gelmiştir. Ya ben motosiklet alayım artık ya. Eğitimle falan uğraşamam. Gideyim bir GS alayım. Hop vururum orada eğitimsiz. Evet genelde vuruyorlar. Yere kafalarını falan vuruyorlar. Sonra kaza yapıyorlar. Bunlardan da çok örnek vardır. Hatta bunu ben gittiğim eğitimlerde de yaşadım. Aa, güzel yolmuş burası ya. Valla bak iyi motorcu gördüğüm yol. Demek ki burası iyi yolmuş. Aa, güzel böyle restoranlar falan da var. Buradan mı döneceğiz? Yoksa gitsek mi biraz daha? Gel biraz daha gidelim ya. Bu yol güzelmiş. Olmazsa buradan geri dönerim. Biraz rüzgar var ama güzel. Şu yolu bir gidelim. Sonra ileriden geri döneriz. Bunu da nereye bağlayacağım? Mesela yayınlarda biz işte motosiklet videoları izliyoruz. Kazaları vesaire. Farklı videoları, bu Zafer Akçay'ın videolarını falan. Hoş kendisinin de arada tuhaf yorumları oluyor. O da birazcık boomer tarafta kalıyor yer yer. Ama konuş ki orada da mesela soruyorsunuz işte ben motosiklet sürmek istiyorum ya da düşünüyorum ama çok korkuyorum yani. Nasıl yapacağım? Ben krizde miyim? Yok krizde miyim demiyor kimse de. Ama Türkiye'de sürmek gerçekten tehlikeli. Özetle şunu söylemem lazım. Motosiklet sürmek istiyorsanız ve başlamak istiyorsanız eğitim alın ve kimseye örnek almayın. Bak eğitim alın ama kimseye örnek almayın. Şimdi bu çok kritik. Bunu neden söylüyorum? Çünkü ben internette şöyle tipler de var. Kaslı abiler var. Ben yeterince kaslıyım, güçlüyüm ve erkeğim. Dikkat ediyorsanız çabuk kalkıyorum. Hala çok diriyim. Adamları var. Şimdi bu adamlar alıp böyle yüksek beygirli, bak CC de çok önemli değil. Hani yüksek beygirli özellikle spor makineleri alıp kullanıyorlar. Hatta belki kaza da yapıyorlar ama tabi bunları ekrana vermiyorlardır. Ama işte bakın ne kadar iyi sürüyorum. Ah görüyor musunuz işte erkekliğim. Ha ha. Erkekliğim. Aa, biz buraya girmeyeceğiz. Dur. Burası yanlış. Ne diyordum?
Bu abiler de bakıp gaza gelirseniz, onlara örnek alırsanız fena. Gerçekten çok fena. Ya işte bunların derdi aslında orta yaş krizi de değil. Artık yaşlandıkça gelen bir erkeklik var. Daha fazla erkeklik. İşte buradan da Prens Philip'e bağlayacağım. Sanırsın herkes Prens Philip anasını satıyor. Yani Prens Philip değilseniz erkeklik yapma kardeşim. Ya şaka bir yana, bu çok ilginç bir konu ya. Yaşlandıkça böyle artık eski özlem mi artıyor? Yoksa bilmiyorum, böyle korkular mı başlıyor, fiziksel değişimlerden dolayı mı oluyor bilmiyorum ama yani çevremde de görüyorum bazen, daha bir erkeklik, daha erkek olmalıyız. Yeterince erkek miyiz? Motora bineyim. Hayır hayır. Bütün ergen arkadaşlarımla toplanıp saçma sapan şeyler yapayım. Daha çok içeyim, sarhoş olup kadınlara laf atayım falan, böyle tuhaf tuhaf kafalara girebiliyorlar. Ya da işte beğenmedikleri her şeyi gay aktivitesi, tırnak içinde kadın aktivitesi olarak tagleyip tuhaf davranabiliyorlar. Mesela bunu Barbie filminde de yaşadık. Bu çok ilginçti. Hiç beklemediğim kişilerden mesela Barbie filmine karşı böyle tepkiler aldım. Bu da ilginçti yani. Kardeşim kadın filmi de mi izliyorsunuz falan gibi oldular. Oluyor yani bu. Motosiklete de bu erkekliğe kaptırıp sürmeye çalışmayın. Bu çok tehlikeli. Yani motosiklet demek cinsiyete bağlı bir şey değil. Yani buna kim inandırdıysa sizi, ya da birileri hala buna inanıyorsa, böyle bir şey yok. Araç sürmek eğitim iş. Araç sürmek kuralları uygulama işi. Araç sürmek için dikkatli olmanız lazım. Araç sürmek için akıllı olmanız lazım. Her zaman algılarınızın açık, yüksek olması lazım. O zaman sürersiniz, sıkıntı olmaz. Ama diğer türlü, yani ay benim erkekliğim geldi, ben bir motosiklet süreyim, o iş yaş. Mesela bak burada hız limiti 80 veriyor ama ben de yavaş gideceğim çünkü bazı noktalar gözükmüyor otlardan. Bisiklet gelebiliyor. Her an bir tehlike de çıkabilir. Ama güzel bir yolmuş burası. Evet, hoşuma gitti. Böyle yerleri bulmak güzel oluyor yani. Bir de tabii bunları yaparken ilişki içinde olanların galiba genel olarak ilişkilerine de bulamadıkları şeyleri böyle ekipmanlara yükleme huyu var. İlişkimde heyecan bulamıyorum. Çünkü hiçbir şey paylaşamıyoruz. O zaman neden uçak sürmüyorum? Neden motosiklete binmiyorum? Neden Porsche almıyorum? Yani sorunuzu bu çözmez. Gerçekten çözecek şey bu değil. Tabi burada şöyle bir hata da oluyor. Paylaşma konusu bence bir noktadan sonra anlaşılmamaya başlıyor. Yani neyi paylaşıyoruz? Şimdi hadi bakalım, ben işte skydiving yapacağım. Karıcığım sen de gel, beraber yapacağız. Yani istemiyor olabilir. Ya da ben Star Wars izleyeceğim. Sinemaya Episode 9 geliyor. Bu berbat filmi seninle izlemek istiyorum. Gel benimle izleyeceksin falan. Değil. Yani istemiyor olabilir. Sağdan devam edeceğiz galiba. Orası çıkmaz veriyor yine. Yani ve bunları paylaşamayınca, aa biz artık hiçbir şey paylaşamıyoruz, o zaman olmuyor, ben hemen gidip üstü açık Porsche alayım, Cabrio 911 uçacağım falan, değil, o da o da değil yani. Nedir peki? Yani burada tabii ki kendine vakit ayırmak, kendi vaktini ayırmak, kendi özel alanını korumak bence her zaman kıymetli. O çok güzel bir şey. Yani onu zaten yapmanız lazım. Yani eşinizle siz de kendinize özel vaktinizi ayırıyorsanız, odanıza çekilebiliyorsanız ya da dışarı tek başınıza çıkabiliyorsanız, saçma sapan kıskançlıklarınız yoksa kafanız rahat eder. Ama onun dışındaki paylaşım, bak bak bunlar hiç önlerine bakmıyorlar. Özür diledi.
Yalnız ben buradan döneyim ya. Buradan bir şey yok. Galiba biz öbür yola gidecektik. Ya da ben bu yolu geri döneyim. Zaten buradan sonrası düz. Tekrar virajlı yola gidelim. Burası baya bok kokuyor bu arada. Öf be. Evet. Burada bayağı yola bok düşmüş. Bayağı yine bok kokuyor yani. Ve aslında paylaşım bence şuna dönmeli. Yani sizi mutlu eden ya da sizi üzen konuları birbirinize anlatabilmek. Yani bunu konuşurken dinleyebilmek oluyor. Zaten bunu yapabildiğin zaman onun o anki mutluluğunu paylaşıyorsun ya da ortak oluyorsun ya da destek oluyorsun. Neyse artık oradaki durum. O zaman ne oluyor? Üstü açık Cabrio Porsche sürmene ya da motosiklet almana gerek kalmıyor. Böylece hayatta kalıyorsun. Böyle de bağlarım bu konuyu yani. Burada da bir yol var ama biz bu bisiklet yoluna girmeyeceğiz. Buradan devam. Ya burası çıkmaz veriyor ama anlamadım. GPS de buraya veriyor. Burası kamyonlar için mi böyle anlamadım ki. Neyse bir gidelim bakalım neymiş. Nereye kadar gidecek? Çıkmadığı yerden geri döneriz. Aa burası çıkmıyor deriz. Ya Crown'da da işte bu aslında kraliyet ailesinin tek dramasının o bana mı diyor? Ha yok diğerine diyormuş. Ben de anlamadım. Bir de dayı bir an durdunca yolun ortasında dedim ne oluyor? Kraliyet dramasının bütün draması aslında bu kraliyet içindeki geçen bütün drama tamamen ilişkiler üzerine aslında. Bak sadece aşk meşk de değil. Yani ikili ilişkilerin tamamı üzerine. Anne, çocuk, kardeşler arasında, sevgililer arasında, eşler arasında, saray erbabı arasında falan. Bütün dramaları bu. Çünkü o kadar dertsiz, o kadar zengin, o kadar dünyayı yönetir durumdalar ki. Ya tabii bunlar eski dönem için hani o dönem bile aslında çok da yönetemiyorlar. Birçok şeyi kaybetmeye başlıyor. Aslında tamamen kraliyeti daha doğrusu monarşiyi koruma çabası içine düşüyorlar. Bu yol bayağı güzelmiş ya. Çok hoşuma gitti burası. Şimdi biz geldik buradan. Buradan bana dön diyor normalde. Zaten burası artık çıkmaz yol. Evet. Oradan bisiklet dışında çıkamayacağız. Şöyle bir gidelim bakalım. Olmazsa dediğim gibi bu yolu tekrar geri döneriz. Aa, burada çok güzel bir giriş yolu varmış. Yani bu ikili dramaların sonucunda da bütün dertleri işte bu işte ben daha erkeğim yok hayır ben daha güçlüyüm ben kraliçeyim ulan akıllı olacaksınız falan aslında çok insani durumları yaşayamıyorlar. Tabi buna dizinin şöyle bir güzel noktası var mesela buna ben çok kızıyorum mesela Succession'a çok kızmıştım ben açıkçası bu insanlara üzülecek değilim. Ve dizi hep şu noktaya getiriyor sizi. Ya evet aslında bak onlar da insan ama bak yaşayamıyorlar duygularını. O yüzden hep sıkıntı çıkıyor. Aslında kaçmak istiyor, kaçamıyorlar derken bir anda bir skandal, bir drama, bir şey bir patlıyor. Aa diyorsun tamam oğlum bunlar zaten iyi insanlar değil yani. Biz bunların yavşaklıklarını izliyoruz. O dengeyi müthiş kurmuşlar. Yani belki de işte bir noktada zaten İngilizler bu diziye biraz da sinir de olmuştu. Tam bundan yani. O noktada tekrar sizi bir ayıltıyor. Suratınıza soğuk suyu çarpıyor. Ha tabii kraliyet ailesi Allah'ım çok güzeller diye ölen çok insan vardır. Yok değildir. Biz ne tarafa gitsek ya?
tarafa mı gitsek acaba? Orada müzik falan bir şeyler var. O tarafa gidiş var mı onu da bilmiyorum gerçi. Oraya gidelim bakalım ne varmış. Ya buradan bayağı şehrin merkezine gelmiş olduk aslında. Ya ben buradan döneyim ya. Burada çok bir yere gidemeyiz herhalde. Sen geç hocam. Şu tarafa bir gidelim. Oradan da döneriz. Yani özetle Crown'daki bu ilişkilerdeki sıkıntıların geldiği noktadan aslında orta yaş krizi dediğimiz şeyin ne olduğuna bağladım. İnanılmaz saçmayı boş yaptım. Artık alan alacağını alsın kardeşim. Motor üstü de bu kadar oluyor. Ama son olarak şunu diyeceğim. Harbiden yani motosiklete binmek istiyorsanız yani korkmayın. Tabii ki bu şey anlamında değil. Cesur olun. Hiçbir şeyden korkmayın. Basın, bas, bas falan gibi bir şey de söylemiyorum bunu. O yanlış olur. Korkmanız gereken konular tabii ki olmalı. Yani motosiklet sürmek tabii Türkiye'de ekstra tehlikeli. Dünyanın her yerinde de tehlikeli. Yani ölümlü kazaların olabileceği, yüksek olabildiği bir alet. Kolay değil. Eğer yani sabırlı değilseniz, çok sinirliyseniz, stresliyseniz ki bu sürekli olmak zorunda değil, arada da olabilir. Mesela öyle anlarda da motosiklete binmeyin. Uzak durun yani. Onun dışında korkmayın. Dediğim gibi eğitiminizi alın. Orta yaş krizi, cart curt gibi şeylere de takılmayın. Eğer yani bütçeniz zaten belli bir yaştan sonra elinize geçtiyse ya da imkanlarınız zaten belli bir yaştan sonra elinize geldiyse yapın. Ya yani mesela burada tabii son olarak dedim de şöyle bir kargaşa da var. Yani ona da ayrı uyuz oluyorum. Bu da zırt pırt önüme çıkıyor ya. Twitter'da falan da görüyorum. İşte 50 yaşına gelmiş adamlar hala anime izliyor, bilmem ne yapıyor. Yani insanın hayatı tek parça bir şey değil ki. Yani bir insan hayatı herkes için aynı deneyimlerle geçen bir durum değil ki yani. Herkes aynı şeyleri yaşayamaz. Herkes aynı şeyleri yaşayabileceği durumların içinde bulunamaz. Belki de o 20'li yaşlarında anime izleyeceği bir ortamı yoktu. Bir ona söyleyecek kimse yoktu. Belki haberi bile olmayabilir ya. Olmayabilir yani. Bunlar olabilir. Konu sadece anime de değil yani. Bu tarz şeyler her yaş için işte ithaf edilebilecek şeyler. Bu yaşta X mi yapıyorsun, Y mi yapıyorsun? Orta yaş krizine mi girdin? Sen çocuk musun? Hani bunu ben hatta cinsiyet bağımsız da söylemek istiyorum. Kadınlara da yapılıyor çünkü bu. Hani bazen erkekler de özellikle bu insellerin gazı çok komik burada. Biz erkekler yalnız. Ha, kadınlar değil anasını satayım. Yani tek yalnızlık bir cinsiyete bağlı olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Yani ilişki kurmak tek taraflı bir şey değil ya. Bunu ne zaman anlayacak acaba insanlar? İlişkiyi tek taraflı kuramazsınız. Yani sen yalnızsan bir yerde başkaları da yalnız. Yani bir kadın da yalnız, bir erkek de yalnız, bir trans da yalnız. Bir lezbiyen de yalnız, bir gay de yalnız. Yani yalnızlık bir cinsiyete ait olamaz yani. Ya da sizi kimse özellikle yalnız bırakıyor olamaz. Sizin yaptıklarınızdan dolayı bazı şeyler oluyordur. Buna dikkat etmeniz lazım. Yani o yüzden X yaşta Y mi oluyor, Z mi oluyor gibi toksik yorumları da sallayın. Keyfinize bakın. İstediğinizi okuyun, istediğinizi yapın. İstediğiniz şekilde gezin. Tabii ki bunların hepsinin ekonomik dayanakları olması da ayrı bir sıkıntı tabii ama bir de bundan baskı yemek, bir de bunun hani zaten ekonomik sorun çekiyorum, bir de bunun psikolojisiyle uğraşıyorum demek. O daha kötü. En azından psikolojik baskıyı bence hiç sallamayın. Kurtulmaya çalışın ondan. Etrafınızda böyle tipler varsa ki hani bu bazen ailenizde olabiliyor tabii, bir şey diyemiyorum. Aileden kaçmak kolay değil ama bunun kavgasını da vermek gerekiyor.
Ya mesela abi yani Lego ya bak en basitinden. Ben 90'larda 10'lu yaşlarımdayken Lego alamıyordum abi, aldıramıyordum da yani. Lego teknikler pahalıydı. E şimdi ben 40 yaşına geldiğimde Lego alabilip bunları yapabiliyorum. E biri bana gelip de ya 40 yaşında hala Lego mu yapıyorsun dedi, tabii sinirlenirim yani haliyle. E ulan o zaman paramız mı vardı? Alamıyordun, yapamıyordun yani. Neyse, Allah herkese kraliyet ailesi gibi dertler versin deyip ben ufaktan kaçıyorum.